Herkese merhabalar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Üsküdar Üniversitesi NP Fener Yıldız Tıp Merkezi'nden uzman klinik psikolog Cemre Gökpınar Çağlı ben. Bugünkü canlı yayınımızda sizlerle ilişki problemlerini adım adım konuşuyor olacağız. Sizlerin de konuyla alakalı sorularını chat kısmından takip ediyor olacağım. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Bunun haricinde daha öncesinde bıraktığımız soru kutucuğuna da gelen sorularımızı mümkün olduğunca yanıtlayacağım. Merhabalar tekrar, hoş geldiniz. Şimdi bugün aslında ilişki problemleri diyoruz. Fakat ilişkinin birçok boyutu var aslında. Birazcık bunlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü hepimiz aslında sosyal hayatın içerisinde gerek iş yaşamımızda, gerek aile yaşantısında, çocuğumuzla, eşimizle, çalışma arkadaşlarımızla, çevremizle bir aslında iletişim, bir ilişki halindeyiz ve zaman zaman bunları yönetmekte zorlandığımız olabiliyor. Zaman zaman güçlüklerle, problemlerle karşılaşıyoruz. Ve bazen bu problemlerin aslında çözümünde kendimizi yetersiz hissettiğimiz, bazen çaresiz hissettiğimiz noktalar olabiliyor. Dolayısıyla öncelikle bunları doğru belirlememiz gerekiyor. Öncelikle bu problemler nedir? Bunları doğru saptamamız gerekiyor, doğru adlandırmamız gerekiyor ki çözümle alakalı doğru adımlar atabilelim. O yüzden de aslında adım adım önce bu problemleri bir konuşmak istedik. Şimdi özellikle bir problemden bahsettiğimizde, ilişkiyle alakalı olduğunda genelde ilk aklımıza gelen çatışmalar oluyor. Yani kişilerin aslında bir ilişki içerisinde, iletişim içerisinde yaşadıkları bu problemler oluyor. Birbirini belki de duygularını doğru anlayamama veya kendi duygularımızı doğru ifade edememe. Şimdi duygular devreye girdiğinde ilişki içerisinde dedik ya problemlerin temelinde var olabiliyor ama aslında çözümün temelinde de bunlar var. Çünkü zaman zaman fark ediyoruz ki bir duygu yaşarken örneğin birini merak ettiğimizde bir ilişki içerisinde olduğumuz kişiye dair bir merak duygusu yaşadığımızda zaman zaman kendinizden de düşündüğünüzde bu duyguyu öfke olarak yansıtabiliyoruz karşı tarafa. Örneğin o kişiyi aradık, telefonlarına cevap vermedi ve biz aslında o kişiyi merak ettik. Nerede olduğunu, neden telefona cevap veremediğini, başına bir şey gelip gelmediğini. Şimdi böyle bir durumda ne oluyor? Telefonu açtığında ya da o kişiye ulaştığımızda bir anda sesimiz öfkeyle çıkabiliyor. İşte nerede olduğunu, neden telefonu açmadığını. Aslında davranış, öfkeli bir davranış ama altında yatan duygu aslında o kişiyi merak etmek, belki kaygı, belki özlem. Şimdi bu nasıl bir çatışma, nasıl bir ilişki problemi haline geliyor? Biz duygularımızı, kendi duygularımızı öncelikle zaman zaman doğru tanımıyoruz. Doğru tanımadığımız için de karşı tarafa doğru aktaramıyoruz ve aslında çıktığımız yol bir kaygıyken, bir merakken karşı tarafa tamamen bir öfke davranışı olarak yansıyabiliyor. Şimdi böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Tüm ilişki içerisinde, tüm aslında iletişim problemleri içerisinde bizim üzerinde durduğumuz önemli basamaklardan bir tanesi bizim öncelikle kendimizi çok doğru tanımamız gerekiyor. Kendimizi doğru tanıdığımızda kendi isteklerimiz, kendi ihtiyaçlarımız, kendi beklentilerimiz, kendi duygularımız, kendi zayıflıklarımız, geliştirmemiz gereken yanlar ya da güçlü yönlerimiz aslında bunları ne kadar iyi tanırsak karşı tarafa bir o kadar güzel bunları aktarmaya başlıyoruz. Şimdi ikinci basamak olarak da aslında bu iletişim ve ilişki problemlerinde karşı tarafı yanlış tanımak veya karşı tarafı kendi beklentilerimiz doğrultusunda
belki de tanımaya veya şekillendirmeye çalışmak. Şimdi bir insan kendisini tanımadığı sürece, kendi duygularına hakim olmadığı sürece bir başkasının, karşısındakinin duygularını anlaması, tanıması veya empati duymasını beklemek çok yanlış olacaktır. Dolayısıyla dediğimiz gibi öncelikli basamağımız eğer kendimizi tanımaksa, bir diğer basamak da yine karşı tarafı aslında yanlış belki de duygularını değerlendirip, duygularını okumaya çalışıp, zihnini okumaya çalışıp, örneğin diyelim ki benim telefonumu açmadı ya da benimle konuşurken ses tonu eskisi gibi değildi gibi bir çıkarımla hemen burada düşüncelerimizle nedir o düşünceler? İşte bana eskisi kadar değer vermiyor, benim istediklerimi önemsemiyor gibi bir düşünce atfedip bu davranışa hemen ne yapıyoruz? Aslında bir zihin okuma yapıyoruz ve diyoruz ki tamam beni eskisi kadar sevmiyor. Ve bu bir iletişim, bir ilişki sorunu haline gelebiliyor. Dolayısıyla önce duyguları doğru anlamak, duyguları doğru analiz etmek. Acaba bu bizim düşüncemiz mi? Bizim zihni okumamız mı? Bizim çıkarımımız? Bizim bu duyguya atfettiğimiz bir düşünce mi? Yoksa gerçekten karşı tarafın bize ifade etmeye çalıştığı şey bu mu? Bunu doğru anlamak gerekiyor. Tabii ki ilişki problemlerinde bu bahsettiğimiz duyguları yanlış tanıma, kendimizi tanımama veya düşüncelerimizi fark edememe aslında bir iletişim problemine yol açıyor. Bu da genellikle hem klinikte başvurularla alakalı hem de çevremizde ilişki yakınması olarak en çok karşılaştığımız şey. Aslında iki tarafında bir bakıyoruz beklentileri aynı. İstekleri aynı, aynı doğrultuda, aynı zeminde buluşabiliyor. Fakat iki tarafta zaman zaman bunun farkında olamayabiliyor. Çünkü kendi karşılanmamış ihtiyaçları olabiliyor. Ya da kendi aslında geçmişlerinden getirdikleri bazı şemalar, bazı otomatik bazı inançlar, düşünceler olabiliyor ve bu karşı taraftan bağımsız bir şekilde herhangi bir olayda aktifleşiyor ve karşı taraf aslında ne olup bittiğini daha anlayamadan otomatik tepkiler vermeye başlıyor. Dolayısıyla bizim burada ilişki problemlerinde önerebileceğimiz şeylerden bir tanesi de dediğim gibi duygulardan öte bir olay olduğunda bu olaya nasıl bir düşünce atfediyoruz? Bu atfettiğimiz düşünce bizimle mi alakalı? Bizim otomatik düşüncemiz mi? Yoksa bu olayın alternatif bir açıklaması olabilir mi? Örneğin telefonda aradık, karşı taraf cevap vermedi. Otomatik düşüncemiz bizim. Hemen canlanan olumsuz düşünce bize diyorsa ki artık sana eskisi kadar değer vermiyor. İşte o zaman öfke hissetmeniz zaten kaçınılmaz. Ama orada hemen bir alternatif düşünce üretip belki de telefonunu duymamış olabileceği, belki bir toplantıda olabileceği, belki telefonunun sessizde kalmış olabileceğini düşünmek tamamen duyguyu da davranışı da aslında değiştiren şeylerden bir tanesi. Bir diğer ilişki problemlerinde aslında karşımıza çıkan ve çok fazla bu konuda soru aldığımız ve başvuru aldığımız şeylerden bir tanesi de aslında değer görmek. Dedik ya herkesin geçmişinden getirdiği bazı şemalar, bazı öğretiler, bazı otomatikleşmiş kalıplar ve düşünceler vardır. Ve bunlar da aslında kişinin bir diğeriyle, karşısındakiyle kurduğu ilişki paternini de belirler. Dolayısıyla beklentilerimiz bu yönde şekillenebilir. Sevgiyi ya da değer görmeyi gösterdiğini düşündüğümüz bazı göstergeler ararız. Örneğin bir yere gittiğinde partneriyle, eşiyle, dostuyla üşüdüğünü sorup sormaması kişinin onun için bir sevgi göstergesi olabilir. Ama bir diğeri için bu öyle bir şey olmayabilir. Şunu da söyleyebilir. Ben kendim zaten bunu hissederim, fark ederim. Bunu sormasına gerek yok. Ama bir diğer kişi için benim üşümediğimi örneğin merak etmiyor oluşu
bana değer vermediği anlamına gelebilir, beni sevmediği anlamına gelebilir gibi bir yorum çıkarabilir. Dolayısıyla ilişki problemlerinde bir çifti baz aldığımızda gördüğümüz örneklerden genelde belki de en çok gördüğümüz örneklerden de bir tanesi bu oluyor. Bu noktada bir kendimize sormamız gerekiyor sanırım. Yani benim ilişkide değer gördüğümü hissettiren, gösteren neler var? Ve bu beklentiler acaba yine sadece benimle alakalı olanlar mı? Yoksa karşı taraf bundan haberdar mı? Genelde şu da olabiliyor. Yine bir çift terapisini ele aldığımızda çiftlerden bir tanesi diyor ki yani hocam bana hiç değer vermiyor. İşte diyor ki diğeri nereden çıkarıyorsun değer vermediğimi? Bak senin için şunu 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 yapıyorum. Ama karşı taraf şunu söylüyor. Tamam bunları yapıyorsun ama bunlar bana değer verdiğini gösteren şeyler değil. İşte o zaman bizim o değeri neye atfettiğimiz, bizim değer vermiyorsun derken aslında neyden bahsettiğimizi karşı tarafa anlatmamız gerekiyor. Bu karşı tarafın kabul edip sadece onaylayacağı ya da karşılaması gereken bir durum mu? Bu zaten ortak bir kararla belirlenebilecek bir şey. Ama bizim işte değer, sevgi gibi duyguları atfettiğimiz, gösterge olarak kabul ettiğimiz bazı davranışlar var. Bunları fark etmemiz lazım. Aynı zamanda değer görmekten bahsettik, sevgiden bahsettik. Bir diğer önemli unsur ve ilişki problemi olarak karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi de güven. Yani ilişki içerisinde güvende hissetmek, stabil hissetmek, dengeli hissetmek. Bu da çok önemli bir faktör. Genellikle ilişkilerde beklediğimiz şey sıfır işte tartışma vesaire olmasından öte iki tarafında kendisini aslında güvende hissettiği, stabil hissettiği, dengede hissettiği, sürekli ve tutarlı olan bir ilişki paterninden bahsediyoruz. Şimdi kişilerden bir tanesi ilişki içerisinde kendisini güvensiz hissediyorsa, karşı tarafın bağlanmasından endişe ediyorsa, bu yine kendisiyle alakalı o bağlanma paterniyle alakalı olabilir, kaygılı bir bağlanması olabilir ve dolayısıyla aslında kendisinin herhangi bir talepte bulunduğunda ilişki içerisinde diğer tarafın onu terk edeceğinden endişe edebilir. Böyle bir durumda ne yapar? Aslında sadece karşı tarafın isteklerine yönelik davranmaya başlar. Aman şunu söylemeyeyim ki bir işte tartışma çıkmasın. Aman işte böyle bir talebim olduğunu karşı tarafa hissettirmeyeyim ki benden bıkmasın gibi. Fakat ne olur bir süre sonra kişi bu tavizi veya bu isteklere yönelik, duygularına yönelik bu durumları baskılamaya devam ettikçe bir noktadan sonra artık bunu taşıyamamaya başlar. Ve sonrasında belki de ufacık bir konudan normalde tepki göstermeyeceği, normalde tolere edip geçeceği bir konudan bir tartışma çıkabilir. Ve şöyle duyarız genelde bunu da, bu zamana kadar bu konu hiçbir sorun teşkil etmiyordu ama bir gün ufacık bir durumdan dolayı böyle bir problem çıktı. Bu problemin çıkmasının aslında sebebi o son olay değildir. Bugüne kadar bu kaygılarla, işte kaybetme kaygısı, korkusu olabilir, bağlanma sorunları olabilir. Bundan dolayı bastırılan duygulardı. Dolayısıyla yine önemli noktalardan bir tanesi bu duyguları bastırmak değil. Bunları doğru bir şekilde ifade etmek. Şimdi duygular dediğimizde aslında olumlu ya da olumsuz olarak ayırmaktan öte bu duyguların nasıl ifade edildiği, nasıl karşı tarafa aktarıldığı ve nasıl kontrol edildiği çok önemlidir. Örnek veriyorum, kaygı, stres, öfke kulağa ne kadar negatif duygular gibi geliyor. Fakat baktığımızda bu duygular, örnek veriyorum kaygı, stres bunları örnek alırsak kişiyi ne yapar? Tedbir almaya iter. Örneğin bir konuya karşı makul düzeyde bir stresiniz varsa, bir anksiyete dediğimiz bir kaygı yaşıyorsanız ne yaparsınız? Bunun için
bir hazırlık yaparsınız. Bunun için bir tedbir alırsınız. Aslında makul düzeyde, işlevselliği bozmayacak düzeyde olan bir kaygı bizi koruyucu niteliktedir. İlişki içerisinde de böyle. Evet, belli düzeyde elbette ki tüm duyguları yaşayabiliriz, öfkelenebiliriz, stres yaşayabiliriz, kaygı yaşayabiliriz. Fakat bunu karşı tarafa kontrolsüz bir şekilde aktardığımız zaman yine aslında olay gerçek birincil duygudan çıkıyor. Kavgaya, işte tartışmaya, çözümsüz durumlara yol açıyor. Fakat anlayıp ne olduğunu, o duygunun temelini, sebebini, düşüncesini, bunları karşı tarafa aktarabildiğimiz zaman o zaman çözebilmek adına elimizde bir sürü veri oluyor. Dolayısıyla güven duygusu dediğimizde de güvensiz hissettiğimiz anlar ne kadar yine kendimizle alakalı, ne kadarı ilişki içerisinde karşı taraftan beklentilerimizle alakalı ve buna yol açan davranışlar, buna yol açan olaylar ve bizim bunlara atfettiğimiz düşünceler ne? Bunları mutlaka gözden geçirmek gerekiyor. Şimdi şöyle bir sorulara göz gezdirmek istiyorum. Bu arada chat kısmından da tabii ki sorular geldikçe onları da dediğim gibi ilişkilere dair elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. İlişkilerde şüphe ve kıskançlıkla alakalı bir soru gelmiş. Aslında hani güvenle alakalı konuştuğumuzda, güven dediğimizde bunun içerisine şüpheler veya kıskançlıkla alakalı sorunlar girebiliyor. Dediğim gibi orada o güvensiz hissedişimizin temelinde terk edilmeyle alakalı bir kaygı mı var? Bağlanma kaygıları mı var? Ne olduğunu anlamak gerekiyor. Tabii ki patolojik boyutta kıskançlık dediğimiz durumlar da oluyor. Bunların ayrı tutulması mutlaka gerekiyor. Fakat orada o güvensizliği hissettiren şeyler, karşı tarafla mı alakalı, kendi o karşılanmamış ihtiyaçlarımız ya da dedim ya hani bağlanma paternlerimizde kaygılı bağlanma. Yani ya giderse, ya bırakırsa, ya terk ederse, diyelim ki telefonunu açmadığında kesin benden artık sıkıldı dedirtecek boyutta bir şüphe yaşatıyorsa eğer o ilişki bizi, işte orada bir dediğim gibi sorgulamamız gereken kısım ne oluyor da biz kendimizi bu ilişki içerisinde bu kadar güvensiz, bu kadar tehlikede hissediyoruz. Birini sürekli düşünmekten kafamın içinde kurup düşünmeyi nasıl durdurabilirim gibi bir sorum var yine şu anda chat kısmından. Şöyle aslında toparlayabiliriz bu soruyu. Şimdi bir düşüncenin gelmesini engellemek zordur. Neden? Düşünce aslında beynimizin görevi. Yani bir düşünce üretiyor ve başlıyoruz onu düşünmeye. Şimdi bu noktada bir şeyi düşünmemeye çalışmak bir işe yaramaz. Onu söyleyebilirim. Çünkü düşünmeye çalıştığınız şeyi halihazırda zaten düşünüyorsunuzdur ve çaba sarf ettikçe zihinsel olarak aslında onu zihninizde döndürüp durmaya devam ediyorsunuz anlamına gelir. Bizim ruminasyon dediğimiz, yani zihinsel olarak sürekli bir düşünceyi zihnimizde döndürüp durmamız da aslında kaygıyı da, bu ilişki sorunlarını da oldukça arttıran faktörlerden bir tanesi. Bir düşünceyi dediğim gibi durduramıyorsak o düşünceye sebep olan bizim zihnimizde oluşturduğu olumsuz şeyler neler, bunları yakalamak lazım. Eğer ki biliyorsak evet bu benim zihnimin sürekli yaptığı bir ruminasyon, yani düşünce geliyor ve benim zihnimde sürekli dönüp durmaya başlıyor.
O zaman hep şunu söyleriz. Ne zaman boş kalırsak, ne zaman bir şeyle uğraşmıyorsak, zihin ne zaman bir şeyle meşgul değilse başlar düşünceler üretmeye. Örneğin hep de genelde şöyle olur bu geri bildirimler. Ne zaman işte bir şeyle uğraşmadığımda, boş kaldığımda ya da işte akşamları yastığa başımı koyduğumda başlıyor tüm düşünceler zihnimde dönüp durmaya. Şimdi bu tip durumlarda özellikle fiziksel ve zihinsel uğraşı başka bir şeye aktarabilmek, yani dikkat odağı değiştirebilmek, o düşünceyle savaşmamak, onunla çalışmamak ama yaptığımız şeyi değiştirip başka bir şeyle meşgul olmak, o anda o odağı değiştirebiliyor olmak, bu tip ruminatif, bu tip zihnimizde dönüp duran düşüncelerden kurtulmamıza yardımcı olabilir. Bir yandan soruları da tekrar bir gözden geçiriyorum. Şimdi daha öncesinde gelen sorulardan bir tanesi de aslında yeni bir ilişkiye başlanırken yapılmaması gerekenler nelerdir gibi bir soru var. Aslında hani yayının başında da söylediğim gibi yapılmamasından öte yapılması gereken bir şey olarak mutlaka ilk basamak atlamamamız gerekiyor ki kendimizi, ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi, o otomatikleşen olumsuz algılarımızı iyice tanıyıp kendi farkındalığımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Ancak bununla beraber bir başkasını tanıyıp empatik yaklaşabilir, onun duygularını anlayabiliriz. Bir diğeri de aslında uzlaşma ve çatışma çözebilme becerilerimizi yine geliştirmemiz gerekiyor. Uzlaşma dediğimizde aslında sadece bir tarafın söylediğini kabul etmek, kendi isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı göz ardı etmek anlamına gelmiyor. Tam tersi ortak zemini yakalayabilmek, karşı tarafı dinleyebilmek, kendimizi dinleyebilmek ve bu iki ihtiyaç, bu iki farklılık, bu iki yapıyı nasıl bir araya getirebileceğimizi öğrenmek, uzlaşma becerisi, çatışma çözme becerisi, kendimizi tanıma, karşımızdakini tanıma, empatik yaklaşabilme gibi aslında duygusal zekayı içeren tüm basamakları bir noktada kendimizde fark etmiş, anlamış ve tanımış olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Yarım kalan ilişkilerin tekrarlanması yine şemalarımız üzerinden değerlendirebiliriz değil mi hocam? Şöyle, bazen o paternler tekrar edebiliyor. Mesela şöyle şeyler de duyabiliyoruz genelde. Hep benzer tarzda işte kişiler oluyor karşımdaki, hep aynı sorunları yaşıyorum, hep aynı problemler çıkıyor. Bu tip durumlarda evet dedim ya, hani o kendimizde neler olup bittiği, bizim bağlanma paternlerimizde neler var, bizim getirdiğimiz o birikimlerimizde, zihnimizde, algılarımızda, o bilişlerimizde neler var, bunlara bakmak gerekiyor. Dolayısıyla hep kendini tekrar eden o ilişki paternleri oluyorsa, hep aynı noktalarda sorun yaşadığımızı düşünüyorsak, o zaman evet dönüp bir o noktada biz neden tetikleniyoruz ya da biz nasıl bunu deneyimliyoruz, bunu sormakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yine chat kısmını kontrol ediyorum. Yavaş yavaş yayını toparlıyorum. Sorular varsa onları alabilirim. Genel olarak bahsettiklerimizi bir toparlamak istiyorum hızlıca. Kendimizi tanımanın veya tanımamanın nasıl bir sorun yarattığını, ilişki problemlerinde bunu bahsettik. Empati becerisinden, duyguları tanımaktan, karşı tarafa yönelik
olan olaylara otomatik olarak atfettiğimiz olumsuz düşüncelerden bahsettik. Bu düşüncelerin zihnimizde sürekli dönüp durmasının nasıl bir ilişki sorunu oluşturabileceğinden bahsettik. Kendi bağlanma paternlerimizin, karşı taraftan beklentilerimizi, zaman zaman gerçekçi olmayan beklentiler boyutuna çıkarabileceğinden bahsettik. Sevgi görme, değer görme bizim için ne demek? Karşı taraf için ne demek? Bizim beklentilerimiz bu anlamda nedir ve nasıl sorun oluşturabilir, bunlardan bahsettik. Güven, ilişki içerisindeki güven, tutarlı olmak, stabil hissetmek, bunlardan bahsettik. Kendini tekrar eden ilişki sorunlarının temelinde yatabilecek durumlardan bahsettik. Bunlarla alakalı genel bir özet yaptık. Yine başka bir konuyla alakalı bir soru var. Fakat hani şu anda bu canlı yayınımızda adım adım ilişki problemlerinden bahsettiğimiz için diğer konulara yanıtlamak çok kısıtlı kalabilir. Detaylı cevap alınması gereken sorular, örneğin panik atakla alakalı bir soru var. Instagram sayfamızda kayıtlı canlı yayınlarımızda bu alanda da yapılmış canlı yayınımız var. Onu izlemenizi önerebilirim. Orada mutlaka soruya dair detaylı yanıtlar bulacaksınız. Peki. O zaman yayına katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum güzel geri bildirimleriniz ve katılımlarınız için. Canlı yayınlarımız yine çeşitli konularla devam ediyor olacak. Ve sizlerle burada buluşmaya devam ediyor olacağız. Herkese keyifli, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.